Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Umarım sıhhat ve afiyettesinizdir. Çok teşekkür ederim hocam. Sizi görüp iyi olmamak ne mümkün. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim dahil olmayı kabul ettiğiniz için. Ne demek? Her zaman. İnşallah. Hocam ve bugün bu saatte dinleyemeyenler için yayını kayıt altına almak isterim. Müsaade var mı? Tabii ki, memnuniyetle. Sonrasında sizinle de linkleri paylaşacağım. Çok Tabii uzatmadan ki. Bırakayım, sabırsızlandırmayayım konuklarımızı. Hocam, sağlıklı yaşam nedir? Sağlıklı yaşamı tabii sadece vücut sağlığı olarak değerlendirmemek lazım. Sağlıklı yaşam hem organsal olarak, yani hem bedensel olarak, hem de ruhsal olarak, psikolojik olarak, beyinsel olarak tam bir sağlık hali. Buna sosyal sağlığı da ilave etmek gerekir. Yani sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığını ve sosyal sağlığı da bir arada değerlendirmek gerekir. Teşekkürler. Peki sağlıklı yaşam dediğimizde sağlıklı yaşamın olmazsa olmazları var mıdır? Sağlıklı yaşamın tabii olmazsa olmaz o kadar çok unsuru var ki. Tabii bir sağlıklı yaşam dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey biliyorsunuz sağlıklı beslenme oluyor. Ama bunun dışında tabii sağlıklı yaşamın pek çok başka önemli unsuru var. Hep beslenme diyoruz ama mesela sağlıklı ve yeterli kaliteli su içmeyi her zaman pas geçiyoruz nedense. O da sağlıklı yaşamanın en önemli unsurlarından bir tanesi. Yani yeterince kaliteli ve sağlıklı su içmek aslında bizim her zaman göz ardı ettiğimiz hem beslenme uzmanlarının hem doktorların hem yaşam koçlarının bir şekilde göz ardı ettikleri çok önemli bir unsur. Bunun dışında tabii havanın kalitesi var. Kaliteli ve taze hava. Bu da çok önemli sağlığı tamamlayıcı unsurlardan bir tanesi biliyorsunuz şu anda büyük şehirlerde yaşıyoruz ve büyük şehirlerin havasının kalitesi belli hepimiz biliyoruz. Örneğin İstanbul'da yaşıyoruz ama hafta sonu bir adalara gittiğimiz zaman o havadaki değişikliği, ferahlığı, tazeliği hemen hissederek insan vücudu rahatlıkla. Demek ki beslenme su ve havanın dışında tabii sağlığı besleyecek çok önemli unsurlardan bir tanesi de kaliteli ve gene yeterli uyku. Uyku da aslında bizim çok önemli besinsel kaynaklarımızdan bir tanesi. Uyku bizi ertesi gün işte o gün yıpranmış olan vücudumuzu arındırmak için, restore etmek için çok önemli bir kaynak. Biliyorsunuz uyku döneminde bizim bağışıklık sistemimiz çalışmaya devam eder. Vücudun yıpranmış olan, hasar görmüş olan bölümlerini mutlaka işte tamir etmeye çalışır. Melatonin dediğimiz biliyorsunuz uyku hormonu vardır. Büyüme hormonu vardır. Cinsiyet hormonları, prolaktin ve kortizol gibi hormonlar vardır. Bunlar devreye girerler bağışıklık sistemiyle birlikte ve ertesi gün insan vücudunu sağlıklı bir şekilde güne hazırlamak için çalışıp bu şekilde insan kapasitesini arttırmaya çalışırlar. Spor tabii çok önemli bir unsur her şeye rağmen. Fizik unsurlarından artık işte cep telefonları var. Tabletler var. Maalesef hem büyüklerin ve küçüklerin gündelik yaşamlarının büyük bir kısmı hareket etmeden bu unsurların önünde geçiyor ve ne yazık ki işte bu tabletler ve televizyonlar önünde geçirilen zaman ne kadar artarsa biz ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim. Maalesef bir takım hastalıkların, organ kusurlarının ortaya çıkma ihtimali artıyor. Örneğin televizyon başında geçirdiğiniz 2 saat sizin diyabet olma ihtimaliniz de %10-20 kadar arttırabiliyor. Gerçekten hareket ve spor, fizik egzersiz son derece önemli. Biliyorsunuz vücutta 650 kadar kalori
sağlığının bir şekilde onlara hissettirilmesi gerekiyor. Özellikle bu belirli bir yaştan sonra son derece önemli. Biliyorsunuz 50'li yaşlardan sonra kaslarda giderek bir zayıflama, sarkopeni dediğimiz bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle hem aerobik yani işte nefes gerektiren, kalori harcayan egzersizlerin yanında kasları bir şekilde hareket ettiren, gerdiren anaerob hareketlerin de sporların da mutlaka yapılması gerekiyor. Bunun dışında tabii hijyen koşullara uymak çok önemli bir sağlık göstergesi. Bu hijyen koşullara uymanın önemini bu pandemi nedeniyle bir kez daha görmüş olduk. Gerçekten hem mevsimsel grip hastalığı işte hem koronavirüs hem de diğer üst solunum yolu enfeksiyonu yapan mikrobik etkenlere karşı vücudumuzu koruyacak en önemli unsurlardan bir tanesi hijyen koşullara her koşulda uymak. Bunu bu pandemi nedeniyle gerçekten bir kere daha anladık ve alışkanlığın sonra da bunu devam ettirmek zorundayız. Bunun dışında aklıma gelen tabii sigara ve alkol ve uyuşturucu gibi bağışıklık sistemini bozacak ve organları harap edecek kötü alışkanlıklardan mutlaka uzak durmaya çalışmak. Bu da çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bunların dışında çok önemli bir başka bunları tamamlayan en önemli unsurlardan bir tanesi de olabildiğince toksinlerden uzak durmak. Yani biliyorsunuz toksinler dediğim zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kimya Enstitüsü'nün envanterine göre son 30-40 yıl içerisinde 100 bin kadar kimyasal madde insan yaşamına sunulmuş. Güya işte insan yaşamını daha fazla kolaylaştırmak için işte insanlara katkılar sağlamak için bu kimyasal maddeler ortaya çıkarılmış ve her sene de 1500-2000 ila yeni kimyasal madde maalesef insan yaşamına sunulmaya devam ediyor. Bu kimyasal maddelerin büyük bir kısmı test edip onaylanmamıştır ve insan vücudunda yarattığı etkiler ve hastalıklar bakımından bilinmezliklerle dolu olan bir yönü vardır bu durumun. Örneğin 100 bin kadar kimyasal maddeden bahsettim. Bunların 70-80 bin kadarı kimyasal endüstriyel madde. Bunların 10-12 bin kadarının kişisel temizlik ve kozmetik ürünlerinde kullanıldığını biliyoruz. 1000 kadar madde aynı zamanda tarım ilacı olarak kullanılıyor. İşte o gene 10.000 kadar kimyasal madde de gıda katkı maddesi olarak kullanılıyor. Yani bu toksinler tarafından biz bir şekilde aslında kuşatılmış durumdayız. Nerede olursak olalım şu anda kim olursak olalım işte ister zengin ister fakir olalım ne olursak olalım bu toksinlerle bir şekilde yaşamak zorunda kalıyoruz. Bunların bilincinde olmak ve bunlardan da olabildiğince uzak durmak herhalde sağlık sistemini gene beslenme kadar da destekleyecek önemli bir unsur olarak karşımızda bulunuyor. Yani bir özet yapmak gerekirse tabii ki beslenme çok önemli. Su kalitesi çok önemli, hava çok önemli. İşte sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak çok önemli. Fizik egzersiz, kaliteli uyku, hijyen koşullara uymak ve aynı zamanda da toksinlerden olabildiğince uzak durmak ve bunların bilincinde olmak hepsi sağlığımızı destekleyecek çok önemli unsurlar olarak gözümüze çarpıyor. Peki hocam, bir de bir yaşam tarzımız var. Herkesin kendi belki işte ailesinde gördüğü, kültürüne uygun, kişiliğine uygun bir yaşam tarzı var. Ama bazen kişiler bir yerde bu yaşam tarzı ile ilgili şikayetlenmeye başlıyor. Bu noktada yaşam tarzı değişir mi? Neler tavsiye edersiniz? Yaşam tarzı mutlaka değişir. Yani yaşam tarzında sağlıklı bir takım değişiklikler yapmak için hiçbir yaş geç değildir. Yani her yaşta yaşam tarzını geliştirecek, bizi daha sağlıklı yaşamaya sevk edecek bir takım değişiklikleri yapmak mutlaka gereklidir. İşte bu yaştan sonra bu yapılmaz, bu yaştan sonra bunu yapmama gerek yok gibi bir düşünce. Bence kesinlikle geçerli değil. Hangi koşullarda olursak olalım, yaşımız ne olursa olsun, hatta
Sağlıklı yaşamak adına yaşam tarzıyla ilgili bir takım değişiklikleri mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekir. Ama tabii bunu yapabilmek için de bir farkındalık lazım. Sağlıklı yaşamla ilgili olan temel unsurları ve bilgileri çok iyi edinmek lazım. Bir sağlıklı yaşam farkındalığı geliştirmek lazım. Bununla ilgili mutlaka bununla ilgili temel bilgileri edinmek lazım. Bu bilgiler elde edildikten sonra tabii bu bilgiler hap şeklinde elde edilemez. Günün şartlarına göre işte bilimin durumuna göre gün içerisinde zaman içerisinde de değişebilen gerçekler bunlar. Mutlaka içinde bulunduğumuz zamana da günün koşullarına da bu bilgileri uyarlamak zorundayız. Yani yaşımız ve durumumuz ne olursa olsun sağlığımızı devam ettirebilmek için, sağlığımızı tekrar kazanabilmek için yapabileceğimiz mutlaka ve mutlaka pek çok unsur vardır. Bunların bilincinde olalım ve bunları mutlaka gündelik hayatımıza adapte etmeye çalışalım. Şöyle de bir soru geliyor aklıma. Böyle bazılarının yaşamı çok kurallı ve çok disiplinli. Böyle örneklere denk gelebiliyorum. Çok kurallı ve disiplinli yaşam tarzı sağlıklı yaşam tarzı mıdır? Şimdi tabii temel kurallardan bence taviz vermemek lazım. Temel kuralları sağlıklı yaşam için temel kuralları size söyledim, ifade ettim konuşmamın giriş bölümünde. Bence onlardan hiçbir şekilde taviz vermemeye çalışmak lazım. Örneğin sigara ve uzak dur. Bu da bilimsel olarak artık her sağlık otoritesinin kabul etmiş olduğu basit gerçekler. Aslında bunun böyle olduğunu her yaştaki insan da biliyor ama önemli olan bunun bilincinde olduktan sonra bununla ilgili tavır geliştirebilmek ve bu kurallara uymak. Bakın şimdi 21. yüzyılda sadece sigara içmek nedeniyle 1 milyar kişinin hayatını kaybedeceği hesaplanmış. 1 milyar kişi bakın şu anda 21. yüzyılda yani 100 yıl içerisinde demek ki her yıl işte hesap edin ne kadar insan sadece sigara nedeniyle hayatını kaybedecek. Bakın Türkiye'de çok basit bir gerçek var. Örneğin işte hava kirliliği nedeniyle her sene 30-40 bin kişi hayatını kaybediyor. Dünya ölçeğinde de neredeyse 7 milyon insan sadece ve sadece hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Tabii daha önce havanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim konuşmamın giriş bölümünde. Yani gerçekten burada tabii hem kişisel farkındalık lazım ve aynı zamanda merkezi otoritelerin ve yerel otoritelerin de bunun farkında olması ve gereğini de yerine getirmeleri gerekiyor. O nedenle sağlık konusunda, çevre konusunda hem insanların, hem bitkilerin, hem hayvanların, hem toprağın ve aynı zamanda da suyun sağlığı konusunda bütüncül düşünmek lazım ve hiçbir şekilde de taviz vermemek lazım. Bu konudaki bilgilerin bence anaokullarından itibaren ilkokullarından başlayarak herkese, her öğrenciye, her öğretim ve eğitim kademesinde ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Yani bakın ben bir hekimim ama yani herkes kendinin hekimi kendi olmak zorunda bakın. Yani bu çok önemli. Herkes kendinin hekimi olacak. Kendi bilgisinin, görgüsünün, tecrübesinin yetmediği durumlarda bir hekime İşte başvuracak ve danışacak diye ifade etmek lazım bunu. Yani askeri bilgi düzeyine mutlaka sahip olmak gerekiyor. Sağlıklı ve bununla bir mutlu yaşamak deniyor ise. Peki hocam, gözlemlediğiniz kadarıyla beslenme noktasında en çok hata hangi noktada yapılıyor?
Şimdi tabii Türk toplumunu ben yakından gözlüyorum. Bir kere bizim için en büyük problemlerden bir tanesi bakın ekmek. Türkiye şöyle bir istatistiklere baktığın zaman yılda kişi başına 150 kilo ekmek tüketiyor. Bu neredeyse işte gramaja göre 430 ila 480 ekmeğe tekabül ediyor ve biz dünyada ekmek tüketim bakımından açık ara birinciyiz. İşte bizden sonra Mısır gibi ülkeler ekmek tüketiyor. Ekmeğin dışında işte Mısır gibi, pirinç gibi diğer tahıllı ürünleri de göz önüne bulundurduğumuz zaman bizim neredeyse gündelik kalorilerimizin %60-70 kadarını tahıldan elde ettiğimiz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve maalesef bu ekmekler tükettiğimiz ekmekler beyaz undan yapılıyor. Biliyorsunuz işte bir tam tahıllı ekmekler var, kepekli ekmekler var ve bunun dışında da beyaz undan yapılan ekmekler var. Gerçekten burada da en sağlıksız olan unsurlardan bir tanesi beyaz ekmekten yapılmış olan ekmekler maalesef. Yani tabii buğday tahıl olmakla beraber sorunlu bir tahıl. Yani yetiştirilme aşamasından depolanma aşamasına kadar, oradan un elde edilmesine ve un elde edildikten sonra da ekmek yapılmasına kadar geçen süreç içerisinde pek çok farklı kategori var ve çok değişik işte dışarıdaki bir takım etkenler nedeniyle sağlıksız hale getiriliyor. Örneğin toprakta buğday çok fazla tarım ilacına ihtiyaç duyan tahıllardan bir tanesi. Demek ki tahıl ve buğday yetiştirmek için çok fazla işte tarım ilacı kullanılıyor. Glifosat dediğimiz özellikle GDO ürünlerde de madde olan tarım ilacı buğdayların hasat edilmesinden bir hafta kadar önce buğdaylara da çok yoğun olarak uygulanıyor. Sadece tabii tarladaki aşamada değil, buğdayların biliyorsunuz belirli kriterlere sahip olan ambarlarda, silolarda depo edilmesi lazım. Maalesef Türkiye'de de elde edilen işte buğdayların çok az bir kısmının uygun hijyen koşullarda ambarlarda işte tutulabildiklerini görüyoruz. İşte bu böceklerden ve zararlı etkenlerden uzak tutabilmek için mutlaka o aşamada da tarım ilaçları ve kimyasallar kullanılmaya devam ediyor. Aşama geçtik ondan sonra aşamasında işte pek çok gene katkı maddeleri var. Beyazlatıcı işte maddeler var aslında yasak olan Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan ama Avrupa Birliği ülkelerinde ve tabii doğal olarak da Türkiye'de kullanılmaması gereken bir takım beyazlatıcı, işte hidrojen peroksit gibi, potasyum bromat gibi, potasyum iyodat gibi, azotikarbonamit karbonamit gibi bir takım kimyasal maddeler var. Bunun dışında ekmeğin içine baktığınız zaman pek çok katkı maddesi olduğunu görüyorsunuz. Yani 20-25 kadar katkı maddesinin olduğunu söylemek mümkün. İşte kıvam vermek için, küflükten arındırmak için, su tutması için, renk vermek için, işte bunun dışında doku sağlamak, elastikiyet vermek için gibi işte amaçlarla pek çok katkı maddesi maalesef ekmeklerde kullanılıyor. Şeker kullanılıyor, fruktozdan zengin mısır şurubu kullanılıyor, gluten kullanılıyor, işte sistein dediğimiz amino asitler, işte malt kullanılıyor vesaire. Bir takım yağlar kullanılıyor, fabrikasyon usulü yağlar kullanılıyor. Kalsiyum bromat gibi, kalsiyum propiyonat gibi, sodyum benzoat gibi gene katkı maddeleri kullanılıyor ve en son aşamada tabii biliyorsunuz un elde edildikten sonra da tuz, maya ve işte hamurun belirli bir şekilde yoğrulması, fermente edilmesiyle ekmek elde ediliyor. Biliyorsunuz çok uzun süredir Türkiye'de ekmeklerin dükkanların veya marketlerin belirli bölümlerinde satılması gerekiyordu ve kapalı ambalajlar içerisinde olması gerekiyor idi. Ama maalesef bu basit hijyenik kural da şu ana kadar yerine getirilemedi. Yani benim toplumda gördüğüm en önemli kötü beslenme alışkanlığı olarak ifade ettiğim şey çok fazla
ekmek tüketiliyor ve ekmeklerimiz maalesef sağlıklı, kesinlikle sağlıklı değil. Günlük kalorilerin büyük bir kısmı ekmekten sağlandığı için bu da tek taraflı bir beslenme modeline insanları getiriyor. Maalesef hem vücut sağlığı hem beyin sağlığı açısından gerçekten ciddi sorunlara yol açıyor. Bu şekilde konsantrasyon düşüklükleri, sentez ve işte çıkarım yapamama. Bunu çok önemli bir toplumsal problem olarak ben devam ediyorum. Aynı zamanda da Türkiye'de maalesef beyaz un ve beyaz undan yapılan işte bir takım işte ne diyelim pasta, börek, çörek, bisküvi, ne bileyim galeta, kek, lahmacun, hamur, pide gibi börek gibi gıdalar çok fazla tüketiliyor. Bunun da çok zararlı bir alışkanlık olduğunu söylemek zorundayım. Özellikle belirli miktarlarda tüketildikten sonra. Üçüncü çok önemli bir şey de Türk mutfağının önemli özelliklerinden bir tanesi çok yağlı olması ve çok tuzlu olması maalesef. Biz Batılıların geliştirdiği ve önemsediği buğulama gibi, fırınlama gibi pişirme tekniklerine maalesef çok fazla adapte olamadık. Mutfağımız gerçekten çok yağlı. Her şeyin içine bol miktarda yağ katmayı marifet sayıyoruz. Özellikle de işte biliyorsunuz bu zemselerden ve tahıllardan elde edilen süpermarket, işlenmiş süpermarket yağları çok fazla tüketiliyor. İşte bunların içinde mısır yağı var, soya yağı var, palmiye yağı var, aspir yağı var. İşte bunun dışında ayçiçek yağı var aklıma gelenler. Gerçekten bunlar çok fazla tüketiliyor. Yemeklere çok fazla katılıyor ve aynı zamanda da tuz da. Türkiye maalesef Japonya ile birlikte dünyada en fazla tuz tüketen ilk iki ülke olarak göze çarpıyor. Gerçekten aslında çok basit, sağlıklı yaşamak için aslında en önemli şey de yer çok önemli tabii. Rafine karbonhidratlar. Rafine un, rafine undan yapılmış olan gıdalar, süpermarket yağları ve beyaz gene tuz sağlıklı hale bir takdirde bizim toplumsal olarak daha sağlıklı yaşayabileceğimiz konusunda benim hiçbir tereddütüm yok. Teşekkürler hocam. Peki hocam, son soru olarak siz yaşamınızda karşılaştığınız stres faktörleriyle nasıl başa çıkıyorsunuz? Şimdi tabii stres olmazsa olmaz artık gündelik hayatta yer tutan insanları etkileyen belki de bazen motive eden de faktörlerden bir tanesi. Tabii stresli bir hayat vücutta uzun süreli olduğu takdirde bir takım işte bozukluklara, tahribata yol açar ama şunu ifade etmek lazım herhalde mutlaka. Tabii biraz analitik düşünmek lazım, sentezci düşünmek lazım, içinde bulunulan koşulları çok iyi değerlendirmek lazım ve o koşul içinde gündelik hayatta başınıza gelebilecek olan olumsuz faktörleri her zaman düşünmek, hesap etmek ve beklemek lazım ve ona göre de ön almak lazım. Yani elden gelen her şeyi yapmak lazım ama bir kural var tabii. Her şeyi elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra bir şey oluyor ise bunu da çok önemsememek lazım. Bulunmaz. Söylemişler, bugüne kadar da gelmiş. Gerçekten çok önemli. Olanla ölene lazım. Hayata ve yolunuza devam etmeniz lazım. Yani elimizden gelen her şeyi yapalım ve ondan sonrasını da işte ne bileyim ben hayatın doğal akışına bırakalım derim ben. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize Ben sağlık, teşekkür elinize ediyorum. sağlık. Umarım
Yüz yüze gelme şansımız da olur. İyi ki dahil Her oldunuz. zaman Tekrar teşekkür bekliyorum ederim. efendim. Sağ olun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar. Çok selamlar. Hoşça kalın. Herkese iyi Sağ olun. akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.